SGTV Denizcilik Haberlerine hoş geldiniz. Ben, Deniz Güzgen. İran ve Kuveyt deniz sınırının belirlenmesi için müzakere yapıyor. Kuveyt Resmi Haber Ajansı'nın KUNA haberine göre, iki ülke ortak hukuk komisyonu İran'ın başkenti Tahran'da bir araya geldi. Rusya, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 60 gün daha uzatılmasını kabul etti. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershin'in, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 60 gün daha uzatılmasını kabul ettiklerini açıkladı. Didim'de göçmen faciasında ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Aydın'ın Didim ilçesinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun batması sonucunda ölen düzensiz göçmen sayısı 7'ye yükseldi. Lüks kuruvaziyer gemisi The World Alanya'ya demirledi. Antalya'nın Alanya ilçesini bu yıl ziyaret eden ilk kuruvaziyer olan The World ile 142 turist geldi. Arkas'tan 38.5 milyon Euro'luk lokomotif yatırımı Türkiye'de yerinde üretimi desteklemenin Anadolu'nun gelişiminin anahtarı olduğuna inançla uzun yıllardır demir yoluna yatırım yapan Arkas, Türk lojistik sektörüne bir yenilik getirerek lokomotif alıyor. Muğla'da olta balıkçılığı alanları dışında avlanmak yasak Türkiye'nin en uzun kıyı şeridine sahip Muğla'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün belirlediği olta balıkçılığı alanlarının dışında avlanmak yasak. Madagaskar'da göçmenleri taşıyan tekne battı. 22 kişi öldü. Yerel basındaki haberlere göre, Fransa'nın uzak toprağı Mayotte adasına doğru yola çıkan kaçak göçmenleri taşıyan tekne, ülkenin kuzeyinde yer alan Nosifali adası açıklarında alabora oldu. Akdeniz'de göçmen teknesi alabora oldu. 30 göçmen kayıp. İtalya Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada, Libya'dan hareket eden ve göçmenleri taşıyan teknenin Orta Akdeniz'de alabora olduğu belirtilerek 30 göçmenin kayıp olduğu aktarıldı. Ceyhan Terminali'nin ikinci iskelesi de hizmete başladı. Tribeca Shipping'den yapılan açıklamaya göre, Ceyhan BTC Terminali'nin ikinci yükleme iskelesi de tekrar hizmet vermeye başladı. Marmaris Yat Limanı yenileniyor. Muğla'nın önemli turizm merkezlerinden birisi olan Marmaris'te Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan yat limanı yenileme çalışmaları devam ediyor. Yük konteyneri 45 saniyede depremzedelere ev oluyor. Türkiye'nin en büyük transit konteyner limanı Asyaport, ülkemizi vuran depremin ardından yük taşımada kullanılan konteynerlerin anında barınma merkezine dönüşebilmesi için örnek bir proje hazırladı. Çin, dünyada ilk deniz suyundan lityum çıkarma projesine başladı. Deniz suyundan tuz yoğunluğunun arındırılmasıyla lityum çıkarmayı amaçlayan dünyanın ilk projesi, Çin'in Wingdao kentinde gerçekleştiriliyor. Projenin imza töreni Wingdao kentinde yapıldı ve Aralık ayında üretime hizmet vermesi bekleniyor. Bir sonraki bültende görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.